نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kardeşlerim, bugün Kitab-ı Tevhid'in 127. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bismillah. Naam. Bugün hala biz باب من الشرك والنذر لغير الله، يعني Allah'tan başkasına kurban kesildiği zaman şirki boyladığını burada gösteriyor. Yani kesinlikle Allah'tan başkasına kurban kestiği zaman şirke düşmüşsün burada. Bu bizim burada ikinci dersimiz ve bununla beraber 3 ve bugün inşallah bu babı bitirmiş olacağız inşallah. Tamam. Nerede kaldık? Dedik ki burada وَعْلَمْ diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَاَعْلَمْ وَاَعْلَمْ اَنَّ النَّذِرْ لَا يَأْتِي بِخَيْرِ وَلَوْ كَانَ النَّذِرُ الطَّاعَ وَاِنَّمَا يَسْتَخْرِجْ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. Buradaki bil ki diyor İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyh, kesinlikle adak hayırla gelmez diyor. Her ne kadar burada Allah rızası için kessen bile nedir o? Sana hayır getirmez. Çünkü Rabbim Tebareke ve Teala sana bunu emretmiş değildir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bize göstermemiş. İnşallah bugün bu dersi bitireceğiz ve bu babı bitirmiş olacağız. Yani bu adak meselesi tam 14 ders oldu işliyoruz ve inşallah bugün bitireceğiz inşallah bunu. Evet. وَاِنَّمَا يَسْتَخْرِجْ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ Cimri olan kişinin cebinden para çıkarmaktan başka bir şey yapmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve lihâzâ nehâ anhun nebiyyü Aleyhisselatü Vesselam. Ondan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu nehyetti. Dikkat ederseniz, yani adak adayan kim olursa olsun %90'ı böyle hep nedamet içerisinde kalır. Hep keşke etmeseydim, keşke adakta bulunmasaydım. Yani nereden şimdi para getireceğim? Zaten kıtlık içerisinde yaşıyorum. O zaman neden adakta bulundun? Yani madem ki adakta bulunduysan, Rabbim Tebareke ve Teala buyurduğu gibi فَلْيَفُ نُذُرَهُمْ O zaman adakını yerine getir. Yani burada demek istiyor ki müellif rahmetullahi aleyhi hep nedamet içerisinde adak adayanlar burada kalmıştır. وَبَعْدِ الْعُلَمَا يُحَرِّمُهُ Alimlerin bazıları kesinlikle haramdır diyor. وَاِلَيْهِ يَمِيلِ الشَّيْخِ الْاِسْلَامِ بْنِ تَيْمِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لِلنَّهِ عَنْ لَاِنَّكَ تُلْزِمْ نَفْسَكَ بِأَمْرٍ أنت من عافيت منه وكم من إنسان نذر وأخيرا ندم وربما لم يفعل. Bakınız, burada diyor ki Allah Tebareke ve Teala seni mükellef kılmamasına rağmen sen kalkıp ne yapıyorsun? Adakta adıyorsun. Ya Rabbi, çocuğum askerden gelirse böyle koskoca bir koç keseceğim. Ya Rabbi, İşte bazıları da masiyet üzerine adakta bulunuyorlar. Öyle cins insanlar da vardır. Ne diyor? Ya Rabbi, komşumun evi yanarsa ben adakta yani koç keseceğim. Veyahut da efendime söyleyeyim, filan komşum iflas ederse, filan Müslüman, yani adam Müslümandır ama sevmiyor. Kin var, nefret var, haset var, çekememezlik var. Adam diyor ki filan kişi iflas ederse kesinlikle ben kurban keseceğim ya Rabbi. Oysa bu kurban kesinlikle batıldır ve caiz değildir. Allah Tebareke ve Teala hak olan adağı
sana burada tavsiye etmemesine rağmen sen nasıl olur da bu şekilde mümin olan bir kardeşine bu şekilde adakta bulunursun? La yu'min ahadukum, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi, la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Yani kendisine sevmiş olduğu bir şeyi Müslüman kardeşine sevmediği olan müddetçe bir mümin iman etmiş olamaz. Ne demek iman etmiş olamaz? Yani Allah'ın emir ve yasaklarını hakkıyla teslim etmiş olamaz kendisini. Adam diyor ki yani komşum iflas ederse işte ben şunu yapacağım. Bu caiz değil. İşte burada Rabbim Tebareke ve Teala burada seni mükellef kılmamasına rağmen, ya Rabbi işte çocuğum askerden gelirse, işte erkek çocuğum olursa, işte şu işim sağ salim biterse kurban keseceğim. Hayır efendim, bu Allah'la pazarlıktır. Allah'la pazarlıktır bu. Kesinlikle bu caiz değildir. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın buyurduğu gibi yestehric minel behil diyor. Cimri insanın cebinden para çıkarmaktan başka bir şey yapamaz bu. Adak öyle değil. Ama madem ki adadıysan Allah'ın tebareke ve teala buyurduğu gibi fel yufu nuzurahum, o zaman adağını yerine getir. Getir. E hocam param yok, şudur budur işte. Hayır. Keseceksin. Ama gerçekten fakirdir. Ve innemel a'malu bin niyyat. Kişi niyetini Allah biliyor zaten. Gerçekten imkanı yok. O zaman ne yapacak? İ'taku rakabe. Yani bir kişiyi azat etmesi gerekiyor. E günümüzde bu yok. Ne yapacak? O zaman it'amu aşrete mesakin. 10 miskini doyuracak. E parası yok. Ne yapacak? O zaman sıyamu selâsete eyyam. 3 gün oruç tutması gerekiyor. Ama en eftalı o adağını yerine getirmesi gerekiyor. O zaman madem ki kesmeyeceksen neden bunu adadın? Öyle ya. Nedir adadın? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa birçok kişi hep adak adadığı zaman nedamet içerisinde kalıyor. Keşke yapmasaydım. Nerede şimdi para getir? Zaten kıtlık içerisinde yaşıyoruz. Zaten ev kirası geldi, şu geldi, bu geldi. Ya Müslüman, bir kişi senin başına tabancayı koyup da şakağına illa adak ada mı dedi? Yok. Neden o zaman sen bunu adadın? Madem ki adadıysan o zaman nedir? Bunu yerine getireceksin. Bunun böylesi veyahut da şöylesi yoktur. Naam. Ve yedil li kavlihi قول بالتحريم النذر قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. Bakınız burada bu ayete göre adağın haram oluşundan bir delildir ve bu münafıkları kastediyor. Münafıkların adetleri birisi adak adamaktır, yemin etmektir. Ey Allah'ın Resulü burada diyor ki تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. Yani buradaki yemin ediyorlar, ya Muhammed sen savaşa çıktığın zaman mutlak madde biz senin arkasındayız. Ama Allah tebareke ve teala onların niyetlerini biliyor ve kesinlikle onlar gelmeyeceklerini Rabbim tebareke ve teala Resulüne bildiriyor. Ki tıpkı savaşlarda olduğu gibi, aynı şekilde işte Kuba camisini yaptıkları olan gibi 12 arkadaşıyla işte Amir bin Usam ne yaptı? Gitti işte Şam'a ve Rumlardan güç alıp Muhammed'i Medine'ye sürgün edecek düşüncesiyle dediler ki şu Kuba camisinin yanında, ey arkadaşlarım Kuba camisinin yanında orada bir cami inşa edin ve orada El Mescid-i Dirar camisiydi. Geldiler, ya Resulullah bak yaşlılarımız var, sizin o camiye gidemiyorlar. İşte bizim yan tarafta bir cami bulduk, kışın yazın çok güzel bir hale getirdik. Gelip burada kılmaz mısın? Münafık bunlar. Ve yemin ediyorlar bizim niyetimiz halistir. La nef'alhu illa bi hayr diyor. Sadece hayırdan başka kastımız değildir. Biz hayır için bunu yapıyoruz diyorlardı. Yeminle ki ayette kesinlikle Allah tebareke ve teala bunlar nedir? Tekzip ediyor. İnnehum kâzibun diye Münafıkun suresinde. İşte dedi ki Allah Resulü tamam. Şam ticaret seferine gitmişti. Şam seferinden sonra inşallah geleceğim. Dönünce hem dua ederiz hem namaz kılarız. Tabii ki döndüğü zaman hemen geldiler. Ya Resulullah işte gelmeyecek misin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tam gidecek. Cibril aleyhissalatü vesselam geldi. Kesinlikle la tekun fihi ebede diyor ey Muhammed. Orada kesinlikle namaz kılma ya Muhammed. Çünkü onlar o camiyi sırf müminler arasında fitne sokmak için, orada kargaşa çıkarmak için onu inşa ettiler ya Muhammed. Onlar sonra Allah tebareke ve teala emriyle Muhammed aleyhissalatü vesselam ashabını gönderdi ve onu hem yıktı hem yaktılar. Ondan dolayı
Mescid Dirar ismini verdi. Ondan sonra geldi bu Ebu Amir el-Fasik, baktı böyle cami yerle bir. Ya bu haberi Muhammed'e kim veriyor? Kim bildiriyor diyordu arkadaşlarına. Aramızda bir casus vardı diyordu. Oysa hayır, casus yok. Sizi gören Rabbinizdir. Sizi yoktan var eden Halıkınızdır. Muhammed aleyhisselatü vesselama haber veriyor. Cibril aleyhisselatü vesselam sıcağı sıcağına getirdi. Tıpkı o darın nedvede plan kurdukları zaman Ebu Cehiller, Abdullah ibn-i Selüller, Ka'b bin Eşrefler, hani Enfal suresi 31. ayette Allahu alem وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ اَوْ يُثْبِتُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Ya Muhammed, şu anda Darun Nedve'de müşrikler sana türlü türlü planlar kuruyorlar. Seni öldürecekler veyahut da seni çarmıha girecekler veyahut da seni oradan kovacaklar. Ama üzülme ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onların planları varsa Yüce Allah'ın da planları vardır. Vallahu hayrul makirin. Allah tebareke ve teala planların en hayırlısı Yüce Allah'ın planıdır. Hemen Allah tebareke ve teala Resulüne bunu bildirdi. Casus yok. Allah tebareke ve teala sizi görendir ve sizi işitendir. Ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi zifiri karanlığın, simsiyah taşın, siyah taşın üzerindeki olan siyah karıncanın sesini ve yürümesini gören ve duyan Allah sizi görmez mi? Elbette görür. La yadillu rabbi ve la yensa. Benim Rabbim şaşırmaz. Şu güneş dünyaya bir metre yaklaşsa kül olur dünya. Şu güneş dünyadan bir metre uzaklaşsa buz olur dünya. Bunu matematik, milimetrik ayarlayan Allah bunları bilmez mi? Görmez mi? Elbette görür. Ondan dolayı aranızda casus yoktur diye burada ayeti tasdik ederek Allah tebareke ve teala burada ne yaptı? Resulüne bildirdi. Ondan dolayı bu adak meselesi, yeminlerin meselesi hep kimin işi? Münafıkların işidir. Yemin ede sözde Muhammed aleyhisselatü vesselam'a yakınlık gösteriyorlar ama hiçbiri ne yaptı orada? Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın ardında, arkasında durmadı. Nerede? Savaşlarda. Hani kaçtıkları zaman Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam arkasında birçok bir ordu vardı. Bir baktı böyle 200 bin kişi kaçmış. Ve orada Allah aleyhisselatü vesselam tabii ki hezimete uğradı. Ondan sonra melekler vasıtasıyla yardım etti. Ve Rabbim tebareke ve teala'nın emriyle muzaffer kıldı Resulünü. Demek ki burada anlaşılıyor ki bu adak meselesi, yemin meselesi münafıkların meselesidir. Hele hele bazıları dediğimiz gibi ya Rabbi komşumun evi yanarsa ne, bir kurban keseceğim. Ve öte komşum iflas ederse bir kurban keseceğim diyor. Öyle batıl kurbanlar, batıl adaklar kesinlikle bunlar nedir? Bunlar caiz değildir. Naam. Fehâdâ İltizam muakkeden bil kasım feyşbih nezir. İşte bu yeminler aynı nezir adağı gibi burada ne yapmış buna? Aynı şekilde burada buna benziyor. Kallahu Teala kul la tuksimu ta'aten ma'rufa. Kesinlikle ey müşrikler yemin etmeyin. Bu kesinlikle bu ma'ruf olan, bilinen olan bir itaattir. Şer'i olan bir ibadettir. Ve enva'ul ibadeti leti emarallahu biha. Yüce Allah'ın emir buyurduğu bütün ibadetlerin burada delilidir. Şer'i olan kısımlarından birisidir. La tuksimu diyor. Kesinlikle yemin etmeyin. Burada demek istiyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ey aleykumut ta'a vel ma'ruf bidun yemin. Teslim olun. Yemin etmeyin. Eğer hakkıyla Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatları tasdik ediyorsanız ne yapın? Teslim olun. Hani kâletil e'râbu âmennâ kul lem tu'minu velâkin kulu eslemnâ. Geldiler müşrikler ve hani ganimet dağıtılıyor. Ya Muhammed işte biz Medine'de kaldık. Daha çok zorluk çektik. Yani hani gördüler böyle onlar cihada gitmediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayye alel cihad, hayye alel cihad dediği zaman onlar ne yaptılar? Cihada gelmediler. Münafıklar. İşte ne zaman ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimetlerle döndü. Şehitlerin hanımları evde ağlıyor. Gazilerin ise yaraları sarılıyor. Hiç savaşmayan münafıklar geldiler. Ey Allah'ın Resulü ganimetlerden bize de ver. Neden size ganimet verelim? Siz savaşa gelmediniz. Ah ya Resulullah keşke gelseydik. Keşke gelseydik. Biz
Medine'de kaldık, çoluk çocuğunuza kaldı, baktık, bir daha zorluk çektik. Tam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verecek ganimetlerden hemen ayet indi. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ وَلَاكِنْ قُولُ اَسْلَمْنَا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şu anda ganimet yüzünden iman edenler var ya, onlar asla mümin değildir. Kesinlikle ganimetlerden onlara vermeyin. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Kesinlikle iman kalplerinde mevcut değildir. İman kalplerinde mevcut olmuş olsaydı Allah'ın dini hakim olsun diye mallarıyla ve canlarıyla savaşırlardı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç onlara ganimet vermedi. İşte münafıkların burada asıl gayeleri, işte adetleri, bu işte adaktır, yemindir ve sırf Muhammed aleyhissalatü vesselamın güvenini almak için onlar ne yapıyor? Yani hassas noktaları belirleyip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki Rabbi onu görüyor, koruyor ve bütün onların planlarını Rabbim Tebareke ve Teala Resulüne bildiriyor. Naam. وَالْاِنْسَانَ الَّذ۪ي لَا يَفْعَلِ الطَّاعَ اِلَّا بِالنَّذِرْ اَوْ الْحَلْفْ عَلَى نَفْسِهِ يَعْنِي اَنَّ الطَّاعَ ثَقِيلَةً عَلَيْهِ. Bakınız. Beynamaz bir kişi mesela namaz kılmıyor değil mi? Ama öyle şeyler yapar ki hemen adakta bulunuyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama ya Allah'ın farz kılmış olduğu şeyi kılmıyor, yapmıyor. Hani bu enva'ul ibadete dedik ya işte, ibadet çeşitleri ve bunlardan biri namazdır. Kılmıyor ve gidip adakta bulunuyor. İşte bu adam hakkıyla Yüce Allah'a teslim olmadığından dolayı, Yüce Allah'ın Rab oluşuna, Yüce Allah'ın ilah mabud olduğuna tasdik etmediği için, eğer tasdik etmeseydi bu adam namaz kılmaz mıydı? Kılardı. Neden kılmıyor? Demek ki tasdik etmiyor. Bir kişi la ilahe illallah diyorsa, namaz kılmıyorsa bu adam yalancıdır. Dininde samimi değildir. Bir kişi la ilahe illallah diyorsa ve diğer taraftan Allah'tan başkasına kurban kesiyorsa bu adam yalancıdır. Samimi değildir. Bir kişi la ilahe illallah diyorsa ama diğer tarafta Allah'tan başkasından istiane istigate ediyorsa bu kişi yalancıdır, samimi değildir. Hayır. Çünkü la ilahe bütün yaratılmış olan mahlukları reddeder. La ilahe nefidir, illallah ispattır. Bu böyledir. Yani yaratılmış olan ne gibi mabud varsa hepsini la ilahe reddeder bunu. İllallah istisnadır. Bunu böyle bileceğiz. Adam la ilahe illallah diyor ama diğer tarafta yetiş ya Abdülkadir Ceylani diyor. Öyle ya. La ilahe illallah diyor. Ondan sonra yetiş ya Kutbut Tarika, yetiş ya Gavsul Halika, yetişin ey Allah dostları diyor. Öyle mi? Bir tarafta la ilahe illallah diyor. Diğer tarafta ne yapıyor? Gidip ölülere kurban kesiyor. Bir tarafta la ilahe illallah diyor ama diğer tarafta ne yapıyor? Gidip ölülerden istiane istigate ediyor. Bu olmadı. Sen Allah'tan başkasından yardım dilersen Allah Celle Celaluhu bütün yapmış olduğu ibadetleri tek kelimeyle reddeder, bunu kabul etmez. Ondan dolayı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani la ilahe illallah diyen olan bir kişi mutlak manada yaratılmış ne gibi ma'bud, yaratılmış mahluk varsa hepsini reddedecek ve reddettiği gibi aynı zamanda ne yapması gerekiyor? İbadetlerde ona ortak koşmayacak. Değil mi? El haliku li hadihil eşya huvel mustahakku lil ibade kema kalel müellif rahmetullahi aleyh İbn-i Uthaymin. Yaratılmış ne gibi mahluk varsa, şeyler varsa, ne gibi şey, zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye yaratılmış ne gibi mahluk varsa hepsini yaratan Allah'tır. O zaman bunları kim yarattıysa hakkıyla ibadete layık olan kendisinden başka kimse değildir. Bunu böyle bileceğiz. Ya adam la ilahe illallah diyor, gidip türbelere kurban kesiyor. Neden? Ben bu kurbanı kesmesem Allah benim duamı kabul etmez. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bu tevhidi bozar. Allah tebareke ve teala bu ibadetini kabul edecekse bu sebeple kabul etmiyor. Buna dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz ki bu hatalara düşmeyeceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Hep dinimizi hikaye anlattılar. Hep. كَمَا أَمَرَكَ رَبُّكَ وَأَخْبَرَكَ نَبِيُّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ. Çizgisinde olacaksın.
Çünkü İslam dini tevkifi olan bir dindir. Delile dayalı olan bir dindir. Abdullah İbni Mübarek demiyor mu? El-isnadu andi mined-din. Levle el-isnadi lekale men şa'a ma şa'a. Benim yanımda diyor isnat ilmi dine dayalı olan bir dindir. Bu isnat ilmi olmasaydı dileyen dilediğini söyleyecek demiyor mu? Demek ki bizim kılavuzumuz, delilimiz nedir? Kur'an ve sünnettir bunu. Bunu göz önünde bulundurup ibadetlerimizi yapacağız. Evet. Ve mimme yedül ala kuvvetil kavul bittehrim aydan hususan linnezril muallak. Buradaki muallak olan yani kesilmesi caiz olmayan adaga gelince diyor enne nezir keennehu gayr vâthık billahi azze ve cel. Bakınız bu şekilde adakta adayan olan bir kişi sanki Rabbim tebareke ve teala'ya güvenmiyor. Allah'a hiç güveni yokmuş. Ya Rabbi işte sanki ben bu adağı kesmezsem sen benim dualarımı kabul etmeyeceksin düşüncesiyle bu şekilde sanki bu yani bunu söylüyor bu adam. Çünkü ne Rabbim tebareke ve teala bunu sana emrediyor ne de Resul sana gösteriyor. Neden adakta bulunuyorsun? Madem ki o zaman adadıysan yerine getireceksin. Bitti. Getireceksin. Hocam işte şöyle böyle böyle param yoksa yok. Keseceksin. Dediğimiz gibi gerçekten fakirse niyeti yoksa o zaman i'taku rakabe günümüzde bu yok. Ne yapacak? Dediğimiz gibi İtamu aşrete mesakin 10 miskini duyuracak. O da parası yoksa 3 gün oruç tutacak. Naam. Fe keennehu ya'teqid ennallaha la yu'tihi şifa illa iza a'tahu mukabilehu. Bakınız. Böyle dininde cahil olan insanlar inanıyorlar ki eğer Allah'a karşı bir adakta bulunmadığı zaman bir şey takdim etmediği zaman Rabbim sanki tebareke ve teala ona şifa vermeyecek diyorlar. Oysa hayır. Ne alakası var? El-Şafi huvallah. El-Razık huvallah. El-Kadir huvallah. El-Mutekebbir huvallah. Kul şey huvallah. İzâ eradallahu en yekûne li şeyin kun feyekûn. Rabbim tebareke ve teala bir şeye ol demesiyle oluyor. Nasıl oluyor da yani illa Rabbim tebareke ve teala'ya bir şey vereceksin ki o Allah tebareke ve teala sana bu duanı kabul edecek. Öyle bir şey yoktur. Çünkü Rabbim tebareke ve teala seni görüyor, işitiyor ve duanı icabet ediyor. Hakkıyla ona ibadet edersen. Ve bakınız müşriklere Rabbim tebareke ve teala bir de bu dünyada nimetlendiriyor. Müşriklere gece gündüz Allah'ı ihsan etmelerine rağmen kaldı ki Müslümanlar, kaldı ki müminler. Vallahi hakkıyla bir mümin Allah'a tevekkül etmiş olsa hani وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ hani وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتْ hani وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ yani Allah Resulü'nün dediği gibi yani لَوْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ مِنَ السَّمَاءِ يَغْدُو خِصَامًا وَيَرْجَعُ بِطَانًا siz Allah'a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız Rabbim tebareke ve teala kuşu kartalı, serçeyi rızıklandırdığı gibi aynı şekilde size de rızık verdi. O sabahleyin aç gidiyor, tok olarak dönüyor. Tevekkül önemli. Tevekkül en üst mertebede bir kişinin akidesinde olması gerekiyor. Ve lihâde ize eyis minel berâ zehebu binüzûrihin ve fî hâzihi su zannu billâh azze ve cel. Diyor ki eğer bir müddet Rabbim tebareke ve teala onların duasını kabul etmediği zaman hemen Allah'a kötü zan ile düşünürler. Neden Rabbim benim duamı kabul etmiyor? Neden şimdiye kadar Allah tebareke ve teala bu işimi şey etmedi? Neden bu musibeti gidermedi? Neden beni iyileştirmedi? O zaman demek ki ben adakta bulunuyorum. Ne zaman ki adak bulunursam belki Rabbim bu şekilde benim dualarımı veyahut da bu musibetleri benden alıverir diye düşünen olan bir kişi yanlış yapıyor. Kesinlikle Allah tebareke ve teala bunu senden istemiyor. Sen dua et. Burada icabet etmezse demek ki bil ki nedir? Bunun ahirette muhakkak ki cennete girdiğin zaman Allah tebareke ve teala bunu sana orada verecektir. Çünkü Rabbim tebareke ve teala la yazlum mithkale zerre hiçbir insanı kesinlikle zerre kadar zulme uğratamaz Rabbim tebareke ve teala.
Nam. Ve kavlu bittehrim kavluhu vecih. Yani burada sahih görüşte görüşe olan nezir haramdır. Tamam mı? Sahih görüşe göre. Her ne kadar bazı kişi de adak şu bu sahih görüşe göre nezir kesinlikle haramdır. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hadislerle bunu ne yapıyor bizlere bildiriyor. Hem de ayetlerle gene orada aldığımız gibi. فَاِنْ قِيلَ كَيْفَ تُحَرِّمُونَ مَا اَثْنَى اللّٰهَ عَلَى مَنْ وَفَى. O adağı yerine getiren kişiyi Rabbim Tebareke ve Teala övmesine rağmen siz nasıl oluyor da bu şekilde haramlaşıyorsunuz, haramlaştırıyorsunuz? Hani diyor Allah işte وَلْيُوفُ نُذُرَهُمْ. Ondan sonra başka bir ayette övüyor Rabbim Tebareke ve Teala. İşte nasıl oluyor da siz bu şekilde tahrip ediyorsunuz? El cevap diyor. Diyor ki اَنَّنَا لَا نَقُولْ اِنَّ الْوَفَاءَ هُوَ مُحَرَّمْ. Biz demiyoruz yani onu yerine getirmek haramdır. حَتَّى يُقَالْ اِنَّنَا هَدِمْنَا. Yani hatta ki biz buna aykırı bir şey dediğimizi görsün. Hayır, biz böyle demiyoruz. وَلَكِنْ النُّصْ اِنَّمَا نَقُولْ الْمُحَرَّمْ اَوْ الْمُنْكَرْ الْكَرِهَا الشَّدِيدَ وَهُوَ عَقْدُ النُّذْرِ. Bakınız, kerih olan nedir? Onu yerine getirmek değil, adak adamaktır. Yani kızım mesela üniversiteyi bitirirse kurban keseceğim. Kızım doktor olursa kurban keseceğim. Kıbrıs yani kızım işte filan mertebede olursa kurban keseceğim. İşte bu nedir? Bu haramdır. Bunu demek istiyoruz. Yoksa o kurbanı kesmek anlamına gelmiyor. Biz onu kastetmiyoruz diyor İbn-i Uthaymin rahmetullahi. Ve fark beynel akıd vel vefa. Yani burada adak adamakla o adağı yerine getirmekle fark var diyor. فالعقد الابتدائي والوفاء في الثاني الحال التنفيذ لما نذر. Yani العقد o başlangıçta olan ama yerine getirilmesi gereken olan ikinci mertebedeki olan nedir? Yerine getirilmesi olan. Evet. Ve kavluhu ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي الله. Kim Allah'tan başkasına kurban adayan olan bir kişi bu şekilde adıyorsa onu yerine getirmesin. Ya Rabbi şu komşumun evi yanarsa ben kurban keseceğim. Kesinlikle bu caiz değildir. Ya Rabbi şu adam iflas ederse ben kurban keseceğim. Kesinlikle bu caiz değil. Öyle cins insanlar var. Çekememezlik var. Var. Maalesef. Allah'tan korksunlar. Öyle bir şey olur mu ya? Ama var, öyleleri var. Çekemiyor. Öyle. Adakta bulunuyor. Bu da onun cahil olduğunu gösteriyor. Kesinlikle bu adak caiz değildir. La nehiye ve nehi bihasab el ma'siye fe in kanet el ma'siye haramen fel vefa bin nezir haram. Bakınız yani mesela eğer adadığın olan şey haram ise o yerine getirmek de olan haram. Mesela örneğin ya Rabbi işte şu işimi rast getirirsen bugün İçki masasını donaltacağım ve içki içeceğim. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Ama adam diyor, ben bugün vallahi gidip içki masasının üzerine oturacağım ve içki içeceğim. Bu adak oldu, yemin oldu. Bu adamın cahil olduğunu gösteren olan bir fiil işlemiş oluyor. Veyahut da işte oğlum askerden gelirse işte şu şekilde şöyle şöyle yapacağım. Hayır. Gene de bu caiz değil. Kaldı ki masiyet üzerine edilen olan bu adak kesinlikle bu nedir? Caiz değildir, haramdır bu. Adam aynen çekememezlik var, haset var içinde, kin var içinde. Diyor ki filan adam iflas ederse ben bir kurban keseceğim. Allah'tan kork. Allah tebareke ve teala vermiş bu adama. Sana da verebilir. Değil mi? Herkesi Rabbim tebareke ve teala zengin kılmış olsaydı yani dünyanın dengesi bozulur. Bunlar caiz değil. Ve in kanetil ma'siye mekruha. Yani şayet masiyet mekruh bile olsa yani ne gibi? Mesela bir kişi soğan veyahut da sarımsak yediği zaman camiye gitmesin diyor Allah Resulü. Aslında bu masiyettir. Eğer sen kalkıp soğan ve samursak yersen nedir? Ve camiye gidersen melekleri eziyet edersin. Bu bir masiyettir. Ve'l-vefa bin-nezr
mekruh. Aynı şekilde nezri yerine getirmek gene mekruhtur. لِأَنَّ الْمَعْصِيَ الْوَقُوعُ فِي مَا هِيَ عَنْهُ. Yasaklanan bir şeyin yapmamaktır aslında olan. Rabbim Tebareke ve Teala sana bunu emretmemesine rağmen ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sana göstermemesine rağmen kalkıp sen ne yapıyorsun? Ya Rabbi işte filan işim olursa kurban keseceğim. Hayır deme kardeşim. Deme. Allah Tebareke ve Teala zaten bunu kabul etmiyor. İstemiyor senden. Ve çok kişi adadığı zaman hep nedamet içerisinde kalıyor. Sevfe yendem ve tekun hasreten aleyhi. Ya işte param yok, evin kirası geldi, şu geldi, bu geldi. Nereden getireceğim? Kim sana ada dedi? Ama madem ki adadıysan onu keseceksin. والمنهى يعني يساق أولان عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين منه نهي تحريم ومنه عنه نهي تنزيها bazıları diyor tahrim babından haram kılınıyor. Ne demek? Yani mesela hani diyorlar ya sigara mekruhtur. Aslında tahrimen. Ama bazıların işine gelmediği için bazı imamlar bunu söylüyor mesela. Diyor ki sigara mekruhtur. Hayır efendim, sigara haramdır tek kelimeyle. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat diyorlar ki tek kelimeyle sigara haramdır. Hiç gördünüz mü bir adam böyle sigarayı tutuşturup Bismillah dedi mi? Göremezsiniz. Yani Bismillah çekip de sigara içe olan bir kişi ya deli olacak veyahut da adam aptal olacak. Hayır. Ve Allah tebareke ve teala diyor ki uhille lekum attayyibat وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ الْخَبَائِثِ. Güzel şeyleri size helal, kötü şeyleri size haram kıldı. Küçük bir çocuğuna sorsanız bile bu sigara kötü mü, iyi mi? Kötü diyecek. Ondan dolayı böyle işine gelmeyenler diyorlar ki ya o sigara mekruh. Hayır efendim, sigara haramdır. Bu. Tehrimen bu. Ondan sonra وَمُنْهَا عَنْهُ نَهْيًا تَنْزِيهًا. Ve tenzihen mekruh olan, işte dediğimiz gibi soğan, sarımsak, yani helala yakın olduğu halde tenzihen mekruhtur demişlerdir. Mesela bir kişi sarımsak, soğan yerse o camiye gitmeyecek. Gittiği zaman meleklere eziyet verir. Ondan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soğan, sarımsak yiyen olan bir kişi camimize gelmesin buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Fihi el mesail diyor. Burada İbn-i Uthaymin rahmetullah iki tane zikretmiş ve bunları zikredip bu bölümü bitirmiş olacağız inşallah. Ondan sonra Mineşşirkül İsti'ade Bigayrillah kısmını girmiş olacağız. El-evvel vücubul vefa bin nezir. Yani madem ki adadıysan o zaman yerine getirmen gerekiyor. Yani el-nezir ta'a fekat li kavlihi men nezere en ya'sillah felâ من نذر أن يطيع الله فليطيع. Bakınız burada helal nezir, haram nezir değil. Yani haram adakta adanan olan bir kişi değil. Ne dedik? Ya Rabbi işte filan kişi iflas ederse ben kurban keseceğim. Öyle adak olmaz. Ya Rabbi işte çocuğum askerden gelirse bir kurban keseceğim. Bu adak caizdir. Ama kesinlikle bu alimler diyorlar ki her ne kadar burada caiz olsa bile bu haramdır. Senin böyle demen hakkın değildir. Çünkü Allah Tebareke ve Teala sana bunu emretmiyor ve Resul sana göstermiyor. Neden kendini külfet altına bırakıyorsun? Ama madem ki dediysen onu keseceksin. Keseceksin. Evet. وَلِقَوْلِهِ الْمُؤَلِّفِ رَحْمَةُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ. Üçüncü meselesi diyor ki اَنَّ النَّذِرْ الْمَعْصِيَ yani لَا يَجُوز الْوَفَاءُ بِهِ. Yani hani şu işim olursa şu içki masasını donaltacağım ve benle ve arkadaşlarım böyle felekten bir gece çalacağım. Adağım olsun derse olan bir kişi kesinlikle bu adamın cahil olduğunu gösteriyor. Böyle caiz değil. Kesinlikle bunu yerine getirmemesi gerekiyor. Öyle cins insanlar var. Öyle cins insanlar var. Böyle. Maalesef. El-thaniye اِذَا سَبَتْ كَوْنُهُ عِبَادَةً لِلّٰهِ فَصَرْفُهُ اِلَى غَيْرِ اللّٰهِ شِرْكٍ. Bunun bir ibadet olduğunu sabit olunca
onu sadece ve sadece Allah'a dayatılması gerekir o ibadet. Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman şirke düşmüş oluyorsun. Ne gibi? Bütün ibadetlerde. Yalvardığın zaman gidip kabirlerdeki olan insanlara yalvarmayacaksın. Allah'tan isteyeceksin. İstediğin zaman sadece ve sadece Allah'tan yardım dileyeceksin. Ve buna benzer. Kurban keseceğin zaman Allah'tan başkasına kurban kesmeyeceksin. Ve buna benzer. La ilahe illallah Muhammedur Resul diye olan bir kişi bütün o şeyleri reddeder. Şeyh Salih, Şeyh Süleyman'a giderler. Adam götürüyor koyunu, orada tak diye kesiyor. Neye göre? Diyor ki ben burada bunu kesersem o Allah dostu hoşuna gider. Allah dostu da bana dua eder. Allah da onun duasını kabul eder. Benim de duamı alel acele kabul eder diyor. Böyle bir batıl inanç. Öyle. Oysa وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ diyor ya, siz istediğiniz kadar çağırın, istediğiniz kadar orada kurban kesin, istediğiniz kadar onlara yaklaşın, kesinlikle onlar sizi duyamazlar. Duyacak tek olan Allah'tır. Tebareke ve Teala. Siz ne yapıyorsunuz? Aklınızı başınıza alın. Bizi uyarıyor. Sakın öyle insanlardan olmayın diye bizleri uyarıyor Rabbim Tebareke ve Teala. Naam. وَهَذَا قَاعِدَةً فِي التَّوْحِيدِ الْعِبَادَةِ. Bakınız, bu tevhidde olan bir kaidedir bütün ibadetlerde. Ne dedik? وَاَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ اللَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا. Yüce Allah'ın emir buyurduğu bütün ibadet çeşitlerinde Yüce Allah'ı birleyeceğiz. Bu kaidedir. فَاَيْ فِعْلْ كَانَ عِبَادَةً فَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللّٰهِ شِرْكِ. Herhangi bir fiil İbadet olduğu zaman sen Allah'tan başkasına yaparsan o şirktir. Örneğin mesela hani bir Bayram Hoca vardı, öldü. Öldü gitti, bıçakladılar. Ne diyor? Oturmuş böyle 100 kişinin arasında sözde onlara ders veriyor. Ne diyor? Diyor ki ne diyor? Otururken Muhammed Mustafa, kalkarken Muhammed Mustafa, yürürken Muhammed Mustafa, uyunurken Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa sana ekmek diyemem, ekmek beyat olur. Muhammed Mustafa sana su diyemem, su gider. Muhammed Mustafa sana ay diyemem, Muhammed Mustafa sana güneş diyemem. Ondan sonra diyor ki Muhammed Mustafa eşittir Allah diyor. Eûzü billah, eûzü billah. Öyle bir ibadet olur mu? Bakınız, Muhammed ile Allah eşit yaptı. Aynen. Yazın YouTube'a. Bayram Hoca Muhammed eşittir Allah. Yazın. Bak nasıl çıkacak. Orada yüzlerce kişi oturmuş. Demiyor bir kişi sen ne yapıyorsun böyle? İşte bu ibadet tek kelimeyle nedir? Küfürdür. Yani bu şirktir. Allah Tebareke ve Teala bunu kesinlikle kabul etmiyor. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا. Amellerin boşuna giderlerin kim olduğunu size söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Onlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannediyorlar. Fakat bütün amelleri, bütün zikirleri, bütün yapmış oldukları hayırları boşa giden kimselerdir. Bizzat Rabbim Tebareke ve Teala bizlere bildiriyorlar. Olur mu ya? Muhammed eşittir Allah. Aynen. La tatrunni kema taratil Yahudi İsa ibn Meryem diyor Allah Resulü. Kesinlikle Yahudiler Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı beni yücelttikleri gibi beni kesinlikle yüceltmeyin. Ne diyeceksiniz? Kulu Abdullah ve Resulü. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Bunu deyin. Hani geldi ya Resulullah maşallah ve şey dedi. Sen ve Allah dilersen. Dur. Şöyle ya racul diyor. Dur. Sen ne yaptın? Ya Resulullah ben hatalı bir şey mi söyledim? Vallahi bilmiyorum. Bana öğret. Dedi ki ecealteni lillahi nidden. Sen bu konuda beni Allah'la bir mi ettin? Eş mi tuttun? Ortak mı ettin? Yok ya Resulullah dedi. Vallahi bilmiyorum. Öğret. Dedi ki kul maşallah thumme şi'd. Yani önce sen sonra Allah dilerse. Önce sen sonra Allah dilerse. Yani önce sen olmasaydın, sonra Allah Tebareke ve Teala olmasaydı belki bu amelin gerçekleşmeyecek diyebilirsin.
Ama sen ve Allah dilerse dediği zaman işte bu nedir? Bu şirke girmiş oluyor. El-thâniz vel-ahîrâ son olarak en-nedir el-ma'siyye la yecûzil vefâ bihi li kavli sallallahu aleyhi ve sellem men nedir en ya'sillâh felâ ya'si. Ya masiyet olan adak kesinlikle bunu kesmesini caiz değildir. Çünkü Allah Resulü burada uyarıyor. Men nedir en ya'sillâh kim Allah adına kurban kesip de masiyet için yapıyorsa kesinlikle bunu yerine getirmesin burada diyor. Ve bitiriyoruz bu babı elhamdülillah. Yarın daha önemli bir baba girmiş olacağız inşallah. Mineşşirk el-isti'ade bi-gayrillah. Allah'tan başkasından isti'ane yani yardım talep etme konusuna geldik. Nasıl işte türbelere şuradan buradan yatırlara gidiyorlar. Telli babalara, zurnacı babalara işte. İşte kabirlerden isteyenler ya işte ve buna benzer işte inşallah buna değineceğiz. Belki bu 130 163 belki bunu 20 ders işleriz inşallah. Rabbim bizleri muvaffak ederse inşallah. Rabbim tebareke ve teala bizleri muhafaza buyursun. Allah Celle Celaluhu hakkı hak bilip batılı batıllardan bizleri eylesin. Ve Rabbim tebareke ve teala en yakın bir zamanda bizleri Beytullah'ta namaz kılmayı nasip kılsın. Vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed. Yarın inşallah gene 8.30'da aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve innehu kâne ricalun minel insi ye'ûzûne bi ricalin minel cinni fezâdûhum rahaka ayetiyle başlayıp bu şekilde derslerimize devam ediyoruz. Vallahu a'lem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu. Bismillah.